Erzincan Erzurum karayolu üzerinde kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında durdurulan otobüs içerisinde 1,8 kilogram safran ele geçirildi. 22 Aralık 2022 tarihinde durdurulan 58 plakalı otobüs içerisinde yapılan aramada 4 poşet içerisinde toplam 1,8 kilogram safran olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. İran uyruklu şüpheli M.Y. isimli şahıs ve safran olduğu değerlendirilen madde hakkında ilgili tahkikat KOM Şube Müdürlüğü'nce başlatıldı. Aralık 1939 Büyük Erzincan Depremi. Gök emmiş dağ üstüne, dağ çökmüş bağ üstüne, ova bir kar denizi buz örmüş ağ üstüne. Erzincan ovası kışa kanar mı? Karların üstünde ateş yanar mı? Seni titremeden diller anar mı? Dün gerçektin, bugün yalan Erzincan. Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yatsı namazına müteakip Cami-i Kebir'de Mevlid-i Şerif okutuldu. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Milli Yıldırım Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü, Kızılay Erzincan Şubesi ve Erzincan Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp Mevlid-i Şerif okunarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Erzincan'da 4 liradan satılan ekmek ve poğaçalara son düzenleme ile birlikte zam geldi. Gelen zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 5 lira oldu. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Bedir Limon, ekmek zammı ile ilgili yaptığı açıklamasında, esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiat tarifeleri yönetmeliği kapsamında 8 Aralık 2022 tarihinde ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesinin ilgili federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanır. Hükmü kapsamında kanuni prosedür yerine getirilmiş ve birliğimizin 23 Aralık 2022 tarihli toplantısında 210 gram somun ekmek 5 lira onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 23 Haziran 2022 tarihinde 210 gram somun ekmek 4 liradan satılmaya başlanmış ve geçen süre zarfında ekmek üretim maliyetlerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Komisyon kararına göre bu artışlardan bazıları 12 kilogramlık maya 280 lira iken 350 liraya, iş yerlerinde kullanılan doğalgaza %47,76, elektrik ücretlerine %30, asgari ücrete %30 ve diğer maliyet unsurlarına gelen zamlar göz önüne alındı. 2023 yılından geçerli olacak asgari ücretin bile maliyetlere dahil edilmediği vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Özellikle sosyal medya ve diğer mecralardan fırın esnafımızın fırsatçı olarak nitelendirilmesi gerçekten bizleri üzmüştür. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tarafımızdan onaylanan tüm tarifelere ince elenip sık dokunarak üzerinde uzun istişareler yapılarak onaylanmaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki özellikle ilimiz merkezde dolaylı olarak aileleriyle birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayan bir meslek kolu olan fırıncı esnafımız hiçbir sektörde olmayan fedakarlıklarla bir nevi hizmetini yerine getirmektedir. Gece saatlerinde üretime başlayarak sabah erken saatlerde ekmeği hazır hale getirmekte ve vatandaşlarımızın hizmetini sunmaktadır. Yapacak şeyler oldu. Herhalde.
kentsel dönüşüm projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve iki bloktan oluşan Yenişehir Esnaflar Çarşısı'nda yıkım işlemleri başladı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırılan Kızılay Mahallesi, Halit Paşa Caddesi üzerinde yer alan vatandaşlar tarafından Eski Emniyet Çarşısı olarak bilinen ve iki bloktan oluşup 2300 metrekare arsa üzerinde bulunan Yenişehir Esnaflar Çarşısı'nda yıkım çalışmaları başladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun yıkım işlemleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, şehir merkezinde kötü görüntü oluşturan, yıllarca sorun teşkil eden iki blok kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediyemizce kamulaştırıldı. Kullanım açısından çevreyi rahatsız eden bu bloklar için yıkım çalışmaları belediyemiz tarafından başlatılmış olup en kısa zamanda dönüşümü gerçekleştirilecek ifadelerini kullandı. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.